Herkese yeni günden, yeni vlogdan merhabalar diliyorum. Bugün erkenciyim. Sevilcan'dan erken geldik ya, sabah enişte iş yerine geçerken geçtik. Sevilcan kal dedi, beraber gidelim dedi. Yani ben götüreyim seni dedi ama onda motor vardı bugün. Araba yoktu, o yüzden motora cesaret edemedim. Dolmuşa da kalmamak için ben de erkenden kalktım geldim. Sabah eczaneye uğradım. İlaçlarımı alacaktım. Dün doktor ilaç yazdı işte. İki çeşit mi, üç çeşit mi hap yazdı, iğne yazdı. Onları işte alacaktım. Onlar da yarısı yokmuş. Depoyu aradı. Saat çok erkendi, depo açılmamış dedi. Ben onları falan almaya gidecektim. Öyle işte evin içinde vakit geçiriyordum. Sonra Selcan aradı biraz önce. Saat şu an 11'e geliyor. Ne yapıyorsun dedi, ilaçlarını alabildin mi dedi. Yok dedim, öğlen sonra gidip alacağım dedim. O zaman hadi gel dedi, ben dedi bankaya giderken dedi bir hava al dedi, bir değişiklik olsun dedi. Ben sana bir çay ısmarlayayım dedi. Bir böyle kafam dağılsın, iyi gelir dedi. Ben de tamam dedim. Kalktım, hazırlandım. Şimdi Sercan'ın yanına doğru gidiyorum. Düne dair soracak olursanız ağrılarım biraz daha devam ediyor. Yani şöyle, nasıl diyeyim, hani böyle bıçak saplanır gibi oluyor ya, aynen o şekilde oluyor. Mümkün oldukça kendimi ayakta tutmaya çalışıyorum. Çünkü bu süreçte Sercan da çok yıpranıyor. İyi haberleri aldığım için ağrıyı falan ikinci plana attım. Şu an onları düşünmemeye çalışıyorum. Dün yaşadığım sıkıntı da biraz hala bugün devam ediyor ama dediğim gibi şu an Naciye neredesin? Naciye diyor. Karısının var ya, sevgilisi var. Çok komiğime gitti. Dün yaşadığım sıkıntı da hala biraz devam ediyor ama dediğim gibi sağlıklı olduğunu öğrendiğimiz için çok şükür, elhamdülillah. O yüzden onları düşünmemeye çalışıyorum. Şu an yok saymaya çalışıyorum. Öyle Selcan'ı da kırmayayım dedim. Gidelim beraber bir çay içelim dedim. Madem dedim, sen teklif ettin. Beni düşündün, jest yaptın. Ben de davete icabet edeyim dedim. Şimdi geldim. Selcan'ı da alıp beraber yola çıkacağız. Evet. Aldım, gidiyorum. Eşlik ediyorum. Götürenlere ne diyorlar böyle yanımda? Havalye. Ama yok. Şu an sen bankaya gidiyorsun ya. Güvenlik mi? Güvenliğe başka bir şey diyorlardı. Neyse, dur bir dakika. Neyse işte. Öyle eşlik ediyorum. Eşlikçiyim. Yani güvenliğimi sağlıyor. O benim güvenliğimi sağlıyor. Ben onunkini bilmiyorum ama. Evet. Ben bugün yürüyerek gidiyorum bankaya. Hayatıma dönerim, gel dedim beraber. Ama şey, ben gelmeseydim de yürüyerek mi gidecektim yoksa benim yok, için mi? Senin için. Hem gezelim, bir iki şey yapalım diyorum, fırlatalım. Ondan sonra oradan dönüşte de bir birer bardak çay içeriz. Böyle bir çay ısmarlıyorum. Teşekkür ederim. Ya seni kebapçıya götürürsem sabah 11'inde. Canım sağ olsun yavrum, kartım sende. Aa evet, kart bende, unuttum. Yani. O zaman ben mi sana ısmarlıyor olacağım şimdi? Yani benim kartımla bana ısmarlamış olursun. Tamam. Kart bende olduğuna göre şu an ısmarlayan kişi değişti. Eczaneye gidecektim ya. Ay şeyde ne kadar güzelmiş. Mecid kocaman. Ya olta. Kart bende olduğu için ben ısmarlıyormuşum şu an. O zaman biz çarşıda yollarımızı ayıralım. Boş ver çay. Sen eve git. Şey, işe git. Hiç fark etmez. Senin canın sağ olsun ya. Allah razı olsun. Al. Limitleri dibine kadar doldurmuş. Aa. Sefasınızı da beraber çekiyoruz sonuçta. Cefasını da beraber çekiyoruz. Aynen. Hiç öyle. Hiç problem değil. Sen de beni zaten o sıkıntıya sokacak şeyler yapmazsın. Onu ben hiç, seni biliyorum. Kartı verirken sana asla şunu demiyor, hani mesela hani şunu şunu al, sakın başka bir şey kullanma demiyor. Çünkü benim de kullanmayacağımı çok iyi biliyor. Hani bugün kartı aldım, gideyim yanına bir iki de şunu ekleyeyim, asla ben yapmam. O da bana yapma demez. Çünkü adamımı tanıyorum. Bir gün şaşırtayım mı, şok edeyim mi? Canın sağ olsun, ne olacak? Ay. Ya çok şükür Rabbim kimseyi gülmeden geri koyması. Senden önemli mi? Allah razı olsun bir tanem. Bunlar şey olan dünyalık şeyler, dünyalık şeyler yerine gelir. Ne?
Er ya da geç yerine gelir ama bir can sağlığı yerine gelmez. Senin canın sağ olsun. Allah razı olsun. Dün gece siz, ben tanemle uyudum. İlla benimle uyumak istedi. Salonda beraber, yani Sercan bir kanepede, tanemle biz de bir kanepede yattık. Ondan sonra benim uykum gelmedi. Sercan'la tanem uyuyunca Mandıra Filozofu'nu açtım, izledim. O bitene kadar seni andım böyle. Mustafa ile konuştukça sanki Sercan konuşuyor. Üç günlük dünyadayız diyor. Yani ama öyle. Üç günlük değil. Ama ses tonu bile nasıl benziyor böyle. Çok benzetiyorum. Dur, ben başka bir şey diyordum. Yarıda bıraktım beni. Allah'ım kimseyi gülmeden geri koymasın gerçekten. Yani dünkü ruh halinden bugünkü ruh haline geçmiş olabilmek bir mucize. Çok şükür, elhamdülillah diyorum. Rabbim kimseye gerçekten hastalık, dert, keder yüzü göstermesin. O kalp darlığını kimseye yaşatmasın Mevlam. Herkesin kalbi böyle ferah ferah, huzur huzur olsun. Yani insan böyle yaşadığını, nefes aldığını hissediyor. Çok şükür, elhamdülillah. Konudan çok alakasız bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Farklı mısın? Hava sanki böyle bir boğuluk bir hava var. Evet. Sıcak. İyi ki kalın giymemişim. Kalın giyecektim. Şu elbiseyi giyerken tereddüt ettim. Giysem mi giymesem mi diye. Bol ya, rahat ya, o yüzden bunu giyeyim dedim ben. Ben şu an terledim ya. Yani. Üşürmüyüm ki dedim. İyi ki giymişim. Sıcak bile yani. Bu arada elbisemin kemerini takmadım bile. Fark ettiysen. Evet. Takamıyorum çünkü. O. Devirler geçti. Aynen. Kemerle anca oluyordu. Şimdi kemerini takamadım bile. Bu konuyu çok fazla... Merhabalar. Merhaba. Bizi izleyen bir ablamızla karşılaştık. O çıkmak istemedi. Sanırım ismin de söylenmesini istemez. Çıkmak istemediğine göre. Bizi takip ediyormuş. Çok seviyormuş. İlk gördüğünde ve çok duygulandı. Ben de memnun oldum tanıştığıma. Numaramızı falan aldık. Hoş bir tesadüf oldu. Aynen. Diyorum abla, senin şansına ben bu saatte ne ayakta olurum ne dışarıda olurum. Yani. Ama özel çıkmış gibi olduk sanki. İşte nasip olunca oluyor. Aynen öyle. Hani demiştin ya, nasip gerçekten olmaz. Aynen. Yani nasip. Ya uyanık olsam bile dışarıda olmam bu saatlerde hiç. Öyle bir denk geldi ki anlatamam. Ablamın şansı. Mesela bir 10 dakika sonra da çıkmış olsaydı. Aynen. Mesela tabii. Mesela yine karşılaşamazdım. Dolmuş halde giderdim. Yani iç yoldan gelelim deseydik ya da. Evet. Yani işte. Her türlü nasipte olunca oluyor. Yani. Şeyi anlatacaktım size. Unuttum, o iki gün geçti aslında üstünden. Ahmet'imiz öyle ince düşünceli ki tüm maaşının yarısını almıştı zaten, yarım ay çalıştığı için. Herkese kendi çapında ufak harçlık dağıtmış. 250 lira. Ondan sonra illaki size de yollayacağım, bereket parası dedi. Bize biraz torpil geçti ama 250 lira gönderdi. Öyle şimdi asla onun parasını harcamaya kıyamıyorum. Attığı gibi duruyor bankada. Böyle çok değişik oluyor ya. Biberonla süt verip uyuttuğum kardeşim şimdi büyümüş de. Ben onun ilk işe girdiği parasını da saklıyordum. Daha sonra bir gün böyle dışarıdayken Nermin onu farkında olmadan vermiş. 10 liraydı ama üzerine yazmıştım tarihini, her şeyini. Cüzdanın ayrı bir yerindeydi. Nermin de gitmiş nokta atışı onu bulmuş. Ha, öyle üzülmüştüm ki. Fırında çalışıyordum o zamanlarda. Her gelen paraya bakıyordum. Parayı Kızılay'da harcadı. Ama ben ne olur ne olmaz belki fırında denk gelir diye her gelen 10 liranın üstüne bakıyordum. Acaba adı yazıyor mu diye. Ay, pitimin ilk parası diye. Eline geçen varsa bana ulaşsın. 10 liraya 100 lira verebilir. Çok değerliydi benim için çünkü. O zaman o 10 lira yese 100 lirayı kurtarmaz. Niye? O değerli paraların değeri çok olur. Ama şu an fazlasını veremem. Ben de bu boş boş atamam yani. İşte o, hani verebileceğim kadarını söyleyebilirim. Antika değerinde olur, olmaz. Yani. 10 liraya karşı 100 lira çok az. İlk işi, ilk emeğiydi. Daha bulamadım o parayı. Öylece gitti ya. İşte. Nasip. Böyle özel bir çerçeve yaptı. Ya cüzdanım çok gizli köşesindeydi. Nermin nasıl buldu, nasıl etti onu harcadı bilmiyorum ki. Şöyle etrafı alayım. Hava ne kadar sıcakmış ya. Ben dün üşüyordum biliyor musun? Yani o kadar dün biraz soğuyordu.
Şimdi vallahi olduğum yerde. Ha, senin üstündeki de zaten kalın kaldı bu havaya göre. Ya normalde şimdi oldu işte. Ay, ah hayat olsun. Eve gittik ya. Bir iki tane tezgahın üzerinde bulaşık vardı ya. Gittik ya diyorum, ben gittim ya. Ama yemin ederim size bak, sonra beceriksiz deyip dalga geçiyorlar. Alakası yok. Hem de takımımın kasesi. Aldım. Döndüm. Sadece aldım ve makineye döndüm. Bir fırladım. Paramparça. Parçalarını ıslak havlu kağıtla toplayabildim. Düşünün. O kadar tuzla buz oldu. O kadar büyük bir nazar çıktı. Sen gir ben gelirim. O bankaya girdi. Ama hani nasıl anlatayım size ya, gerçekten çekemedim bile. Öyle bir korktum, kalbim çarptı ki. Çünkü hani kaseyi tezgahtan aldım, makineye döndüğümle elimden bir fırladı. Hani iri parçalar bile değil, böyle yerden onu havlu şey var ya, temizlik havlusu ıslak. Onunla toplamak zorunda kaldım, düşünün. O kadar büyük böyle bir sesle patladı. Her şeyi nazara yoruyor, nazar nazar diyor diyorsunuz ama gerçekten çok büyük nazar çıktı yani, anlatamam size. Çünkü hani tuzla buz oldu ve elimden düşecek bir imkanı yok. Hani tökezlemedim, elimden kaymadı, bir şey olmadı, hiçbir şey. Tuttuğum tabak kase, çorba kasesi böyle makineye getirip koyacağım. Elimden resmen fırladı frisbee gibi. Olsun, beceriksizlik de olabilir ama ben nazar diyorum. Kırılış anını, şeklini görseydiniz siz de eminim nazar derdiniz. Ben artık 2 dakika nefesimi toplayayım. Gideyim biraz içeride oturayım. Sercan da işlerini halletsin. İnşallah devam ederiz dönüşten. Evet. İşlerimizi hallettik. Geldik şu an. Çay ocağındayız. Çay ocağında değil. Çay kafedeyiz. Kafede. Pastane, kafe, birleşim. Birer çay içeceğiz. İki sohbet ederiz. Aynen. Gelirken çekemedim. Yollar çok kalabalıktı. Benim de kolum ağrımıştı. O yüzden öyle oldu. Biz bugünlük ve burası son geldiğimizde de böyle miydi? Şurayı bir göstersen, çok hoşuma gitti. Değişiklikleri. Şöyle dekorasyon sanki değişmiş. Hoşuma gitti. Biz burada bir çay içip yollarımızı ayıracağız. Sercan işe geçecek. Ben de eczaneye uğrayacağım. Markete uğrar mıyım bilmiyorum. Bir şeyler alasım var ama taşıyasım yok. O yüzden. Aa, kart bendeydi değil mi? Akşam vlogunda inşallah görüşmek üzere. Akşam vlogunda da beklediğiniz video atacağım. Cinsiyet tahmini videosunu atacağım, birleştireceğim. İnşallah karıştırmadan güzel bir şekilde sıralarım. Bizi izlemeyi, beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Hoşça kalın.